benim ilk büyük patronum Vefik Öz'ün lafı, ben öldükten sonra kurduğum şirketler devam etsin. Vefik Koç kendisi bir başka Vefik Koç yaratmış. Yani bir özel Vefik Koç var. Vehbi var. Vehbi var diyelim. Bir de kurum var. Vehbi Koç onun adı. Vehbi Koç'tan beri yazılı adamdır. Zaten kurumsallaşmak sözlü kültürden yazılı kültüre geçmektir. Konuşurken de bıyıklarını oynardı böyle falan. Onun tabiriyle bir de ben kokluyum demiş. Ben 23,5 yaşındayım. 23,5. Ben Türkiye'nin ilk ve son beşeri ilişkiler müdürüyüm. Yöneteni yönetmek diye bir iş var. İşi yönetmek değil, yöneteni yönetmek. Ben Vehbi Koç'la çalıştım ama Vehbi Bey'le bir yakınlığım olmadı. Birçok insanın da Vehbi Bey'le yakınlığı vardır ama Vehbi Koç'u bilmezler. Meraklı bir çocuk gibi soru sor. Ve adam anlatırken ona hayran hayran bak. Adam süt sağıyor ya. Tamam mı? Herkese bir vay falan filan diye. Herkese böyle anlattım falan işte pek de atlendi. Ege Hocam merhabalar. Merhaba efendim, nasılsınız? Bu Ramazan sohbetlerine giriş gibi oldu. Merhaba Hacı Cavcav gibi oldu. O gibi oldu evet. Valla özledik hocam. Merhaba ne demek biliyor musun? Vallahi bilmiyorum ne diyor? Rahat edin demek. O zaman rahat edelim. Rahattan. Merhaba. Yani böyle bir yer gösterirsin. Rahat edin. Bir kısmı diyor ki merhametten gelir. Diyor yok. O rahattan geliyor. Peki. O zaman rahat edin. Rahat edeceğiz ve güzel bir sohbete başlayacağız. İnşallah. Bugünkü başlığımız kurumsallaşma, kurumlaşma da diyorsunuz siz. Evet. Kurumsal bir yayın olsun o zaman. Öyle olsun. Nedir bu kurumlaşma ya da kurumsallaşma? Kurumlaşma. Bu herhalde güzel bir şey ki herkes meraklı bunlar. Hatta mesela sen şimdi kurumsal iletişim direktörüsün değil mi? Çok havalı değil mi? Vay be. Bende de bir kurumsal var yani. Var. Yani böyle bir şey olmasa bunun iletişimi de olmaz değil mi? Doğru. Evet. Şimdi kurumlaşma, ben kurumlaşmayı tercih ediyorum. O sal eki var ama böyle de arada bir ağzımdan çıkabilir. Önemli değil. Firmaların, özellikle biz bunu ticari firmalar, yani iş yapan firmalar anlamında sahibinden bağımsız bir kimlik kazanması süreci olarak tanımlanıyor. Her firma kurulduğunda bir kişidir. Her firma bir girişimcinin beyin çocuğudur. Yani beyninden doğar. Beyni bir fikre hamile kalır. Oradan nur topu gibi bir çocuk çıkar. O hep babası odur, anası odur. Ama o çocuk büyür. Başkalarıyla işbirliği yapar. Öğretmenleri olur. Yeni bir hayatı olur. Yani onu o babadan, o anadan oldu diye hayatı boyunca onların bebeği olmaz. Sokağa çıkacak, kavga edecek, kavga kafası edecek, gözü yarılacak. Öğrenecek, arkadaşlıklar kuracak. Belki de bir gün gelecek, babasından nefret edecek. Tekmeyi basacak. Amerikan filmi gibi olur ya böyle. Evet. Efendim babam beni bilmem ne yapmıştı falan diye. Yani biz demek ki kurucu babayı kabul ediyoruz. Ana diyelim istersen. Bu hassas oluyor şimdi bunlar. Niye? Anladım. Genellikle böyle niye baba dediğiniz ana demediniz. Şimdi bu konuyu düşünürken notlar alıyorum. Pat diye bir kitap geldi bana. Necat Eczacıbaşı'nın, ki öleli 20 sene oldu. Değer yaratan, yaratma tutkusu diye şöyle bir kitap. Sayfaları çeviriyorum. Aa, bir de baktım. Necat Bey'in burada bir bölümü var. Kurumsallaşma ve kuralları diye. Aa, dedim ya bak. Tam biz bu konuyu konuşuyoruz. Necat Bey çok iyi eğitim almış bir insandı. Almanya'da kimya doktorusu vardır. Chicago Üniversitesi'nden kimya master'ı. Burada Robert College'de okumuş falan filan. Tesadüf hayat böyle işte. Son onun hayatının son döneminde o benden 25 yaş büyüktür ama böyle bir şeyler oldu organizasyondan. Biz arkadaş olduk.
Yani benim için büyük bir zevk ve gurur tabii. Ve bayağı arkadaş olduk. Yani. Bayağı sohbet. Evet. Böyle Türkiye'ye gelen bir takım insanlara işte bir de bir diyorlar ki yani bazı adamlar geliyor. Daha doğrusu tam söyleyeyim adıyla Shell şirketi Deniz Hanım var onun kurumsal iletişim direktörü. Hı. Diyor ki bizim yüksek yöneticilerimiz geliyor. İşte yönetim kurulu başkanı falan filan. Biz onlarla burada sohbet ediyoruz ama bize dediler ki ya bize başkalarıyla tanıştırın bizi. Yani bu ülkede bir takım başka adamlar da vardır. Onlar da böyle herhalde bir liste yapmışlar. Bu Üstün Ergüder var. Boğaziçi Üniversitesi'nin direktörü. Üstün Bey, Necat Bey. Bir de beni bulmuşlar. Böyle biz onlar geldiği zaman işte gidiyoruz. Tuzla balık falan filan yiyoruz. Böyle güzel yemekler yiyoruz. Adamlar bizimle o ne oluyor, bu ne oluyor diye konuşuyorlar işte Türkiye'yi anlamak. O zaman da Turgut Özal zamanında başlamıştı. Ben de Necat Bey'i böyle yakından tanıma fırsatını buldum. Necat Bey mesela firma kurucusunu bestekara benzetiyor. Allah. Beste onundur diyor. Ama ondan sonra diyor orkestralar vardır. Onun bestelerini onun çalamayacağı kadar iyi çalanlar vardır. Ondan aranjman yapanlar vardır diyor. Yani bestekarı reddetmiyorum ama diyor, o orada kalmaz diyor. Yani onun gelişmesi, senfoni olması için, iyi icra edilmesi için başkalarına da ihtiyaç vardır. Hatta müzisyenlere. Halka mal olur bazı şarkılar, değil mi? Tabii ama onun iyi icra edilecek. Bestekar iyi icracı olabilir. Onu senfonileştiremez mesela. Yani nedir? Her konçerto bir senfonidir aslında. Yani konçertodan senfoniliğe gidiyor. Onu yapanlar var yani. Ayrı kişiler var. Neyse. Necat Bey'in de tanımı böyle. Kurucular bestekardır diyor. Ama artık o kurumsallaştığı zaman dünyanın her yerinde onun eserleri çalınıyor ve dinleniyor ve daha güzel oluyor yani. Bestekarından daha iyi, onun icra edebileceğinden daha iyi icra edilebiliyor. Şimdi kurumlaşmanın temel amacı aslında, bu da benim ilk büyük patronum Vefik Koç'un lafı, ben öldükten sonra kurduğum şirketler devam etsin. Aynen bu cümle onundur. İstiyorum ki bu kurduğum şirketler ben öldükten sonra da devam etsin. Hatta o zaman tabirler vardı böyle. Efendim Türkiye'de işte kim var böyle kurucusundan sonra devam eden? Hacı Bekir var. Vefa Bozacısı var. Bilmem ne. Böyle bir iki Konya lokantası falan filan. Yani köklü bir sanayi kuruluşu yok. Bir zamanlar parlamışlar, batıyorlar. Niye böyle olmuş? Takıyor kafayı Vefik Bey. Bunun için ne yapmak lazımsa yapalım diyor. Mesela bunlardan bir tanesi holding kurma fikri. Çünkü münferit şirketlerde hisseler dağılırsa orada kavga çıkabiliyor. Şirketlerin hisselerini holdingde toplarsan kavga holdingde çıkıyor ama şirkette çıkmıyor. Çünkü şirketin sahibi bir kişi veya bir kurum sahibi derken 50 veya daha fazlası. Mesela onun düşüncelerinden bir tanesi de buydu. Şimdi kurumsallaşma, kurumlaşma nasıl başlıyor? Yani bir şirket, ya ben de artık biz de kurumsallaşalım, kurum haline gelelim dediği zaman adım adım ne yapacak? Yani ne yapması lazım? Birinci adım bir organizasyon lazım. Yani firmayı organize etmek lazım. Şimdi bu organizasyon kelimesi organdan geliyor biliyorsun. Organ işte göz, kulak, el, kol. Kalp. Bunun orijinal Türkçesi taazzuvdur. Taazzuv. Uzuvdan gelir. Uzuv. Bu Arapça mı Türkçe? Tabii. Osmanlı Türkçe canım bunlar. Taazzuv. 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 Ve ile sonu. Uzuv. Tamam. Uzuv nedir? Göz bir uzuvdur değil mi? Kulak bir uzuvdur. El, baş, ayak. Bunları birleştirirsen bir mantık içinde, bir sistem, kurgu içinde vücut olur. İşte organizasyon da budur aslında. Bir takım uzuvlar, bölümler kuracaksın ki onun bütünü organlardan daha fazla
işlev sahibi olabilsin. Göz sadece görür ama yanında kulak varsa duyar aynı zamanda. Ayak yürür ama elde tutar. Yani demek ki bu canlıyı, yani yeni bir canlı kuruyoruz ya şimdi. Yaratıcı bir şey yaratmış ama o yarattığı şey gelişecek. Bunu organize etmek lazımdır. Yani ona organlar yapacaksın. İşte bu satış olur, satın alma olur. Pazarlama. Mühendislik, muhasebe, finans, insan kaynakları yöntemi gibi organlar olacak. Bunlar ahenkli bir şekilde çalışacak. Demek ki birinci adım organizasyon. Şimdi burada aklıma bir hikaye geldi. Ben iş hayatına, yani tam profesyonel olarak diyeyim, Arçelik'te başladım. Daha önce vardı ama öğrencilik yılları işleri gibi. Arçelik'e gittim. Arçelik Koç grubu, ama o zaman grup da yok da işte Koç içinde, Koç deniyor. Koç Holding falan da yok. Ama işte Koç'un şirketi. 1960 yılının Ocak ayında, yok Aralık ayında Vehbi Koç Ankara'da benimle bir mülakat yaptı. Hatta dedi ki, senin baban ne iş yapıyor dedi. Doktor dedim. Aa iyi dedi. Niye dedim böyle söylediniz? Şimdi sen dedi bir iş adamının oğlu olsan bizden öğrenirsin. Sonra öğrendiklerini gider iş yerinde takip edersin. Ama baban doktorsa dedi, sen bir yere gidemezsin dedi. Neyse geldik, mektep bitti falan filan. Arçelik. Gittik. Arçelik'in başında Lütfü Doruk adında bir adam var. Lütfü Doruk 1904 doğumlu. Uzun boylu, çok yakışıklı, pos bıyıklı. Gayet şık giyinen bir adam. Gençliğinde Almanya'da bulunmuş. Dendiğine göre en küfürlü Almanca'yı bile gayet güzel konuşulmuş falan. Havalı falan bir adam. Böyle konuşurken de bıyıklarını oynardı böyle falan. Beni karşısına oturttu, böyle bakıyor. Şimdi mülakat ya bu. İş görüşmesi yani. Ya ben zaten almış Koç da ona yollamışlar. O da bir de ben de bakayım göreyim diyor. Demiş. Onun tabiriyle bir de ben koklayayım demiş. Öyle mi dermiş? Öyle mi? Bir de ben koklayayım. Biz şimdi böyle duruyoruz. Ha? Kaç yaşındasınız? Ben 23,5 yaşındayım. 23,5? Evet. Buçuğu da var. 24'ü doldurmamışım. 23'ü. Böyle falan yapıyor, böyle bakıyor falan. Ha? Çok da bir şey sormuyor. Sadece gözlem. Şimdi neyse böyle işte o zaman böyle iki tane danışman vardı orada. Sade Gencer ve İlhami Karayalçın. Sade Gencer esas baş danışman. İlhami Karayalçın da İTÜ'de sonra profesör oldu. Endüstri mühendisi falan. Şimdi onlar da demişler ki ya buranın yani Arçelik'in insan kaynakları bugünkü tabiriyle o gün tabiriyle personel yönetimi ama Sade Hoca'nın tabiriyle beşeri ilişkileri zayıf. Bana dediler ki seni beşeri ilişkiler müdürü yapacağız. Ben akşam eve geldim, anneme dedim ki ben beşeri ilişkiler müdürü olacakmışım. Annem oğlum pek beğenmedi. Nedir bu? Neyse. Bir üretim müdürü ol, bir pazarlama müdürü ol, ne bileyim araştırma geliştirme müdürü ol. Yani sen personel müdürü, beşeri ilişkiler. Ben Türkiye'nin ilk ve son beşeri ilişkiler müdürüyüm. Benden sonra bu Arçelik'te de kalktı bu yuma zaten. Şimdi ben de organizasyon yapacağız. Zaten organizasyon bürosu diye bir büro var. O da bana bağlandı. Danışmanlarımız da Sadi Gencer, İlhami Karayalçın. Ben dedim ki önce bir durum tespiti yapayım. Buradaki organizasyon ne? Ne yapıyorum? Gözlemliyorum. Bunun da yöntemi şudur. Kim kimden konuşuyor? Kim kimden emir alıyor? Kimin emri kimin emrini bozuyor? Yani tamamen gözleme dayalı. Tamam. Fotoğraf çekiyorum. Baktım. Herkesin amiri Lütfü Doruk. Bir gün Sadi Hoca'ya dedi ki ben dedim organizasyon şemasını yaptım. Yukarıya Lütfü Doruk yazdım. 10 tane, 12 tane ok çıktı. Aşağıda ustabaşı var, bilmem ne var, şu var, o var. Herkes tamam. Var. Müdür var, teknik müdür var. Herkes dedim Lütfü Bey'e bağlı. Fakat Lütfü Bey çok şeker bir adam. Allah rahmet eylesin. Beni de çok severdi. Çok büyük iyiliğini gördüm. Yani beni resmen
yetiştirdiler. İteklediler, kaldırdılar. Ben bir cesaret Lütfü'ye bundan bahsettim. Şimdi ben onun gıyabında böyle bir şema yaptım ya. Şimdi ama bunda böyle dedikodu gibi olmaması lazım. Efendim dedim, ben dedim bir durum tespiti yaptım. Orada şema, korkuyorum da biraz tabii yani. 23 evet. Yaşındasınız. Evet. Aa, 23,5. Yok, 23,5. Pardon, 23,5. Dedim siz böyle güneş gibi ortada duruyorsunuz. Herkes size bağlı. Oradan lafa geleceğiz, diyeceğim ki atlamayın. Yani organizasyonu oturtmak için size belli sayıda kişi bağlı olsun. Onlara, başkalara bağlı olsun. Yani ordu nizamı gibi. Hmm. Tamam mı? İşte onbaşı çavuş, teğmen, yüzbaşı falan. Böyle bir piramit olsun yani. Ha? Güldü. Dedi oğlum dedi, biz dedi aşiret reisi gibi beni tarif etti şimdi falan dedi böyle. Ne lazımsa yapın dedi. Beni yok say dedi. Yok say beni dedi. Ya o kadar kendinden emanet olursa beni yok say dedi. Şimdi bu, sonra biz epeyce çalıştık. İşte o zaman moda olan bir beşli sistem diye bir şey vardı. İşte Amerikalılardan ODTÜ'de öğrendiğimiz beş fonksiyonlu. Çünkü bizden önceki organizasyonlar Alman tipiydi. Teknik müdür, ticari müdür tipi organizasyonlar. Amerikalılarınkisi functional derlerdi onlar. Beş tane işte pazarlama, tedarik, üretim, mühendislik, finans diye böyle. Şimdi derken bu Koç Holding'in organizasyonu bu VP dedi ya. Bana dediler ki sen de rol al burada falan. 62 senesindeydi. Amerika'dan bir doktor, profesör bir adam getirildi. Yani Koç Holding'i organize etsin diye düşündüm. Hmm. 62 senesinde. Amerika'dan. Amerikalı böyle bir danışmanmış adam. Onunla bir süre çalıştık yani. Ama o herkesle konuşuyor. Bazılarının İngilizcesi olmadığı için üst yöneticilerin, ben yarı tercüman gibi çalışıyorum. Sonra benim bu rolüm epeyce devam etti. Ben 80 senesinde Koç grubuna ayrıldım. Yani gir çık 19 sene kaldım orada. Sonra başka uzmanlar da geldi. Koç Holding'in de bir şemasını çıkarmıştım. Koç Holding'in şeması. Ne de federatif yapı koydum adına. Bu şu, iç işlerine bağımsız, dış işlerine merkeze bağlı bir yapı. Her firmanın başında bir tane işi bilen adam var. Ama onların patronu VP Koç. Yerinden yönetim, merkezden denetim. Bunu da böyle kafiyeleştirdik. Sonra organizasyon yapabilmek için işte Amerika'ya gittik, geldik falan filan. Orada dediler ki ademi merkezi olmadan önce merkezi olman lazımdır. Siz daha federal yapıdasınız. Önce merkezi olun. Ondan sonra ademi merkezi olun. Yoksa ademi merkezi zaten tabir de yani desantralizasyon deniyor ya. Demek önce bir santralizasyon var, sonra desantralizasyon. Bu demektir ki bölümler ve fonksiyonlar öyle kendi başlarına hareket etmeyecekler. O zaman işte organize olmamış oluyor. Dağınık oluyor. Yani bir sürü adam topluyor. Arkadaşlar herkes elinden geleni en iyi şekilde yapsın. O işte öyle kurum olmaz. Öyle kurumsallaşılmaz. Kurumun kendi değerleri çıkıyor ortaya. Kendi prosedürleri. Tabii burada en önemli görev de insan kaynakları yönetimine düşer. Çünkü kurumlar netice itibariyle insanlarla sürekli kazanır. Ve insan kaynaklarını yönetenler firmanın o gün hangi konuda ne gibi eksikleri var. Yani biraz ben bunu futbola benzeteceğim şimdi. Futboldan anlamam ama laflarını duyuyorum. Mesela diyorlar ki bizim takımın bir sol açığa ya neyse bir forvete ihtiyacı var. Ya bizim orta sahamız zayıf. Şimdi bunun gibi firmaları gördüğün zaman, baktığın zaman her yeri zayıf değil. Ama belli yerleri zayıf oluyor. O zaman firmanın orasını takviye edeceksin. İşte insan kaynakları bütünsel organizasyonu görüp zayıf noktaları bulup oraya eleman görecek. Ona göre eleman bulmaya çalışacak. Tabii bunu üst yöne, o kendi başına değil. İkna edecek. Zaten insan kaynakları müdürü
bir yerde iç danışman gibidir. Yani hem o bir amirdir, müdürdür, hem de danışmandır. Kimin? Genel müdürün veya icra kurulunun veya yönetim kurulunun. Onlara anlatacak. Bizim bu tarafımız zayıf diyecek. Biz finansta aksıyoruz. Biz pazarlamada, biz mamul geliştirmede aksıyoruz. Teknolojide aksıyoruz. Neyse yani aksiyen orayı elemanlarla takviye edeceğiz. Şimdi bu kurumsallaşmanın ya da sizin tabirinizle kurumlaşmanın tersi aile şirketleri mi? Orada çok tabii çekirdek aileler var, geniş aileler var. Evet. Aile üyeleri de bu aile şirketlerini bırakmak istemiyorlar. Hele geniş aile ise yandık. Doğrudur. Zaten çok geniş ailelerin şirketlerinde kurumlaşma zor oluyor. Önemli problemlerden bir tanesi aile fertlerinin şirkette hepsinin iyi para getiren bir yerden söyleyelim. Yani makam arabası, büyük maaşı güzel, postlara talip olması. Şimdi bu çok ciddi sorundur. Eğer aile küçükse sorun fazla değil. Yani bir babanın bir oğlu varsa, ya bir oğlu bir kızı varsa orayı götürmek daha kolay. Ama üç ortak, her birinin de dörder çocuğu var. O da orası dağılıyor. Çünkü orada bir aile üyelerinin canım bizle niye dışarıda kalalım şeyi var. Yani ben olabilir. Yani bu illaki öyle olmasına şart diye de bir şey söylemiyorum ama kurumlaşmakta bir zorluk oluyor orada hadise. Yöneteni yönetmek diye bir iş var. İşi yönetmek değil, yöneteni yönetmek. O nasıl oluyor? İşte o ailenin vazifesi yöneticileri yönetmek. İşte ama onlar bunu hele gençlerse o rol için biraz erken oluyor tabii. Onlar iş yönetmek istiyorlar. Satacak, alacak, Avrupa'ya gidecek, makine sipariş edecek, bilmem ne yapacak, bankalarla konuşacak, kredi alacak, inşaat yaptıracak falan filan. Of hiç vaktim yok, telefon bilmem ne diyecek. Yani orada işte biraz ama aslında iş yöneteni yönetmek. Yöneteni yönetmek. Şimdi zaten şöyledir, önce iş yaparsın. Yani buna İngilizce'de do deniyor. Yapıyor, you do it. Yani görevini yapıyorsun. Mesela dizayn yapıyorsun. Efendim, pazarlama yapıyorsun. İkinci aşaması işleri başkasına yaptırma becerisi. Bu yönetim becerisi oluyor. Üçüncü aşaması ise yönetimi yönetmek becerisi. Bu üçüncü aşama. Ama tabii onun için de biraz yaşlanmak lazım. Tecrübe. Biraz lazım. O tarafta hayır. Doyacaksın. Hem tecrübe lazım. Hem de doyacaksın yani öyle. Hiç vaktim yok havalarını. Biraz tatman lazım anlatabilir mi? Çift telefon, çift sekreter bilmem ne falan filan. Benim biletim nerede geldi mi gitti mi? Otelim ayrıldı mı falan yani. O havalar yani güzeldir yani anlatabilir mi? Peki bir hocam şirketin kurumlaştığını ya da kurumsallaştığını böyle nasıl anlarız? Böyle anlayabileceğimiz kısa bir yolu var mı? Ya bu şirket de çok kurumsal, kurumsallık yerleşmiş diyebileceğimiz. Vardır. Ben bunu şöyle özetliyorum. Bir şirketin başındaki patron veya genel müdür yani profesyonel kişi bir karar aldıktan sonra şöyle durup ya bana kalsaydı ben bu kararı böyle almazdım diyorsa o firma kurumsallaşmış demektir, kurumlaşmış demektir. Düşün, kararı kendisi alıyor, sonunda diyor ki bana kalsa bu kararı böyle almazdım diyor. Demek ki o kendi üzerinde bir kurum kimliğinin varlığını kabul etmiş. Yani orada bir ayrı kimlik var. Ki belki onun kurulmasına kendisi yol vermiş. Hatta kendi eliyle de kurmuş olabilir. Ama o değer, o prosedür, o standart davranış tarzı artık onu da bağlamaya başlıyor. Şimdi ben bu konuda bir gözlemimi anlatmak istiyorum. Vehbi Koç'la ilgili olarak. Ben Vehbi Koç'u gözlemleyebilecek kadar yakın çalıştım. Çok yakınında değildim, onu söyleyeyim. Ya ondan çok yakın çalışanlar vardı ben. Ama yeteri kadar yakındım. Fakat işte biraz da benim bu damarımda olan bir gazetecilik şeyi var ya. Çünkü ilk işim benim gazeteciliktir aslında. Ya bu Vehbi Koç nedir diye kafama taktım ben. Nasıl bir adam? Yani
Sonunda karar verdim ki Vehbi Koç kendisi bir başka Vehbi Koç yaratmış. Yani bir özel Vehbi Koç var. Vehbi var ya da? Vehbi var diyelim. Bir de kurum var, Vehbi Koç onun adı. Vehbi, Vehbi Koç'u yaratmış. Vehbi Koç'a bir takım özellikler sıralamış. Vehbi'ye de devamlı söylüyor, Vehbi, Vehbi Koç gibi davran diyor. Yani o kendi, ne diyelim ona işte İngilizce'de, private, özel kimliğini bastırıyor. Kendi inşa ettiği Vehbi Koç kurumunu oynuyor. Orada kurumsal oluyor. Şimdi ben bunu böyle bir müddet sonra uyandım. Ya dedim bu adam iki kişi aslında. Ve Vehbi Koç'u oynadığı zaman bütün amacı şudur. Etrafına Vehbi Koç'u öğretir. Vehbi'yi öğretmez. Yani kurum değerlerini onlara benimsetir. Nasıldır Vehbi Koç? Mesela her toplantıda en aktif dinleyici Vehbi Koç'tur. Şimdi birçok toplantıya da katılanlar vardır. Çoğu konuşulanların yarısını bile hatırlamaz. Hele bir gün geçsin hiçbir şey hatırlamaz. Vehbi Bey toplantının en aktif dinleyicisidir. Anlatanı kendi anlattıklarından çıkardığı şeylerle sınar. Artı hemen zapta geçirtir. Vehbi Koç'tan beri yazılı adamdır. Zaten kurumsallaşmak sözlü kültürden yazılı kültüre geçmektir. Vehbi Koç yazılı kültüre geçmiştir. Yani Vehbi Koç'u inşa ederken yazılı kültüre geçmiş orada. Ve Vehbi Koç'u uymak istediği için akşam toplantıdan çıksan sabaha toplantı notunu ister. Ya 10:30-11 toplantı bitmiş. Disiplinli. Sabahleyin unutursun biliyor şimdi o. Diyor ki ben bunu sabaha bana getir demesem diyor. Ertesi gün getir desem diyor. Oturup uyduracak diyor yani bir kısım. Yani ben bunu böyle değerlendiriyorum yani. Onun için Koç grubu bu Vehbi Koç'un yani Vehbi'nin Vehbi Koç'u yaratması dolayısıyla en kolay kurumsallaşma, kurumlaşma orada olmuştur. En köklüsü de böyle olmuştur. İyi de olmuştur. Çünkü kendisi bizzat kurmuş bunu. Kendi ne diyeyim zaaflarının hiçbirini ona yansıtmak istememiş. Hiç cıvıtmak istememiş orada. Canım ya insanlık hali olur böyle şey. Ha onu Vehbi yapabilir ama Vehbi Koç yapamaz. Dediğim gibi ben Vehbi Koç'la çalıştım ama Vehbi Bey'le bir yakınlığım olmadı. Birçok insanın da Vehbi Bey'le yakınlığı vardır ama Vehbi Koç'u bilmezler. İşte onların hani sosyal arkadaşları diyelim. İşte Şirin'di, Mirin'di bilmem neydi falan diye. Şimdi Vehbi Bey'in mesela bir öğretmek istediği bir şey vardır. Hmm. Onu da söyleyeyim. O da şudur. Herkesten bir şey öğrenebilirsin. Sen istersen Allame-i Cihan ol. Yani 100 üzerinden 100 bilgin var. Karşıdaki adamın da 100 üzerinden 10 bilgisi var. Ama senin yüzün onu kapsamayabilir. Sen onun 100 üzerinden 10 bilgisi olan adamdan 1 puanlık bilgi alabilirsin. O zaman senin bilgi daha nerede? Bunun için ne yapacaksın? Bunun için yapacağın Vehbi Koç öğretmiş. Diyor ki, meraklı bir çocuk gibi soru sor. Ve adam anlatırken ona hayran hayran bak. Tamam mı? Şimdi böyle birçok insan anlatır. Bir gün bana Vehbi Bey dedi ki falan. Ben de ona dedim ki Vehbi Bey, o öyle olmaz böyle olur. Bana böyle yaptı. Sen ne yaman adamsın falan dedi. Böyle hikayeler. Adam süt sağıyor ya. Tamam mı? Peki. Yani herkese böyle vay falan filan diye. Herkese böyle anlattım falan işte. Pek de atlardı. Öyle. Anlatır herkes. Ben bunun aynısını yıllar sonra bu mafriyat kömür çıkarma işinde çalışıyoruz. Bir arkadaşla beraber. İzmir'de bir ustabaşı, iş makineleri ustabaşısı. Bu dozerler, kepçeler var ya. Tombalak bir adam böyle. Bu hidrolik makineler vardır. Yani bu iş makineleri kuvvet aktarımını hidrolikle yapar. Bir hidrolik pompa vardır.
200 bara kadar basınç yaratır. Sonra da hidrolik motor vardır, onu döndürür. Yani mekanik değildir aktarım, elektrikli de değildir. Bunlar da çok komplikedir yani. Böyle görsen, bir dağıtsan bir daha toplayamazsın yani. Bu adam da bu işin ustası. Ben de bu makineler arıza yapar. Bunlar zaten zorlayan makine. Adam da hayranlıkla seyrediyorum böyle. Ya ustam dedim, sen nasıl öğrendin bunları? Ama bu arada kendisi Komatsu'da çalışıyormuş. Bunu Japonya'ya falan götürmüşler. Japonya'da eğitim almış falan filan. Yani bir background'u var yani. Bir mazi var. Eğitim var adamın. Adam bana baktı, dedi ki ben hayatım boyunca aptal oynadım dedi. Vay arasın dedi. Mermi gibi laf. Ben hayatım boyunca aptal oynadım dedi. Eğer aptal oynarsan herkes sana bir şey öğretir dedi. Eğer akıllı oynarsan sana kimse bir şey öğretmez dedi. Ve ben bunu kafamda o Vehbi Koç'un karşılaştığı insanlara fikir sormasını, danışmasını, onlar anlatırken onların böyle gözünün içine bakıp ne demesini dedim vay anasına ya. Demek ki bu işin esası böyleymiş. Şimdi bu kurumsallaşmadan geldik buraya kadar. Bu bir işte kurum kültürü meselesi. Buna da aslında öğrenen organizasyonlar deniyor. İnsanlar öğrenmez mi? Kurumlar nasıl öğrensin? İşte çok güzel. Çünkü kurum insanlardan kurulu. Onlardan ibaret değil ama onlardan kurulu. İnsansız kurum olmaz. Ama insanların bir arada olması orayı kurum yapmaz. Demek ki onun üstünde bir şey lazım. Demek ki öğrenen organizasyon olacaksın. Sadece organize olmak yetmez. Bir de öğrenen organizasyon olacaksın. Yani kurumun en önemli değeri ne olacak? Yani ne değerli ne değersiz? Bir şey öğreniyor musun, öğrenmiyor musun? Öğrenmiyorsan geçmiş olsun. Tamam mı? Geldiğin gibi gidiyorsun. Tamam mı? Bir şey yok. Yani. Şimdi şey tabiri var da onu kullanmayalım diye. Ne derler? Eşeğin kuyruğu gibi mi derler? Ne uzar ne kısalır. Canım ben şimdi aile şirketiyim. Profesyonellere emanet ettim. Kurumsallaşmadın mı yani? Profesyonel alın yönetin dedim. Profesyoneller yönetiyor. İşte al kurumsallaşma. Olmuyor mu? Bir adım ama olmuyor. Şöyle olmuyor. Neden? O emanet ettiğimiz profesyonel de kendi çapında bir kurumsallaşma düşmanı olabilir. O da çok ben merkezli bir adam olabilir. O da her şeye ben karar vereyim hevesinde olabilir. Kurumsal değerler inşa etmek yerine hep inisiyatifini kullanmak ister. Hep yaratıcı olmak ister. Yani herkese yasak ama bana serbest havasına girebilir. Ama tabii ki profesyonelleşme, profesyonel kadrolara geçme, kurumlaşmanın olmazsa olmazı. Ama o var diye kurumlaştı olmaz. Çünkü o da bir insandır. Netice itibariyle rolünü tam kavramayabilir. Yani ben patronun yerine geçtim değil. Sen patronun yerine geçmeyeceksin. O riskli kararların alması onlara ait çünkü. Para onların, ona batıracaklar. Yani orkestra şefi bestekarı anlaması lazım. Besteyi anlaması lazım. Araya partisyon sokamazsın. İşte orada o besteye göre en iyi icrayı yapacaksın. Hangi saz cırt ediyorsa onu dur diyeceksin sen. Bir daha kemanını akort et. Duyuyor çünkü onlar. Adamlar öyle biliyorsun yani. 80 kişi orkestra. Kim yanlış notaya bassa herif duyuyor onu. Hani derler ya, ustanın önünde hata ayağa kalkarmış. O ne demek hocam? Çünkü birçok usta olmayan bir adam hatalı şeyi görmez. Çünkü hepsi böyle siper altında duruyorlar. Ama usta girdiği zaman hata ayağa kalkar derler. Hemen o görür bozukluğu. Hemen çarpıklığı görür. Hemen görür. Çünkü gözü ve beyni öyle alışmış. Hemen filtre ediyor. O şekilde görüyor. Peki bu kurumsallaşmada ya da kurumlaşmada bazen kendi kendine başaramadın. Profesyonellere emanet ettin dediğiniz gibi onun da riskleri var. Bunun böyle daha kolay bir yolu, işte yabancı kurumsal şirketlerle, yabancılarla işbirliği hazır hızlıca kurumlaşma olmaz mı? Bu çok önemli. Çok güzel bir noktaya değindin. Aşağı yukarı bunsuz olmuyor. Yani benim Türkiye'deki gözlemim
yabancılarla işbirliği yapmayan hiçbir firma gelişmiyor. Ne olursa olsun. Ya ister avukatlık bürosu olsun, ister otomotiv şirketi olsun, ister tekstilci olsun, ister kimyacı olsun, ister gemi inşacı olsun, ister hastane olsun, yabancılarla işbirliği yapacaksın. Hangi yabancılarla işbirliği yaparsan daha iyi olur? Kurumsal yabancılarla işbirliği yaparsan. Şimdi bu işbirliğinde bir takım yolları var. Bir, know-how alabilirsin. Lisansiye olabilirsin. Onların alıcısı veya satıcısı olabilirsin. Veya sen onlara mal satabilirsin. Veya ortaklık kurabilirsin. Bunların hepsi işbirliği. Hepsi yabancılarla işbirliği. Denebilir ki kardeşim yerli ve milliyiz biz, ne ilgisi var? Ama yabancıya mal satmak da bir işbirliğidir. İşbirliğidir tabii. Çünkü onun piyasasına uygun malı onun anlattıklarından anlayacaksın. Nerede biz müşterinin en sevdiği mal olamıyoruz? Neremiz eksik? Rengimiz mi, kokumuz mu? Ne tarafımız eksik? İmajımız mı? Yani onu şununla... Teknolojimiz mi? Ama şunu da söyleyeyim. Yabancılar da Türkiye'ye geldiğinde muhakkak bir Türk ortakla çalışırlar. O da buranın yabancısıdır. Onun da burada kolay yayılabilmesi, başarılı olması için onun da iyi bir yabancıya, yerli ortağa ihtiyacı vardır. Şimdi ortaklık konusuna gelince benim Amerikalılarla, Almanlarla, Japonlarla birebir, bir miktar Korelilerle, az bir miktar Çinlilerle ilişkim oldu. Yani profesyonel olarak. İşbirliği. İşbirliği, know-how, şu bu. Bunların içinde en kalıcı, en dürüst işbirliğini benim tecrübem. Herkesin tecrübesi aynı olmaz. Almanlarla yaptık. Hiç orada sorun olmadı. Herkes rolünü bildi. Japonlar, Koreliler, hadi Çin'i saymayalım onlarla çünkü çok çalışamadık. İşbirliğiyle çok taraftardırlar. Ama ortaklık kurduğun zaman seni yerler. Adamın kafasında sürekli ortaklık yoktur. Ama bir Avrupalıyla sürekli ortak olabilirsin. Neden hocam? Bir Amerikalıyla sürekli ortak olabilirsin. Şimdi Avrupalılar, Amerikalılar daha özgüvenleri daha yüksek. Daha toleranslılar. Bir de belki bunlar eski emperyalistler oldukları için adam kullanmasını biliyorlar diyelim yani. Bizim bir hocamız vardı, onun tabiriyle sömürge lafı vardır yani. Colonial. Yani biz Türkçe'ye onu sömürge diye çevirmişiz. Sömürülüyor abi, sömürüyorlar. Diyor ki sömürgeyi bir ineğe benzetelim derdi hocam. Şimdi bundan süt almak istiyoruz. Ama beslememiz de lazım. Şimdi bu emperyalistler inek beslemesini de bilir, sağmasını da bilir. Beslenmeyen ineğin sütten kesileceğini de bilir. Onun için seni besler yani. Şimdi Japonlarda daha bir milliyetçilik vardır. Uzun vadeli ortaklık yapmazlar. Sonunda çok güzel bir para vererek, her zaman da şart değil ama vermekten de pek kaçmazlar. Başlangıçta kurdukları ortaklığı seni satın alma şeklinde sonlandırırlar. Yerler. Yani paranı verirler, öyle söyleyeyim yani seni. Hani çırak çıkarmazlar ama yani o işin karlılığının ettiği parayı da vermezler tabii. Ama verdiğin parayı kurtarırsın biraz daha iyi olarak. Yani yapacaksan ortaklık Avrupalılarla çalışsan daha iyi edersin. Amerikalılarla. Amerikalılar da rahattır. Toleranslıdır. Peki kurumsallaşmada ne önemlidir acaba? Onu bir isterseniz hocam bir konuşalım. Neye öncelik verir? Yani kurumsallaşma neyi getirir? Ne faydası vardır? Belki biraz ondan konuşalım. Şimdi bunu da iki boyutta ele alalım. Bir tanesi, her firma bir canlıdır. Her canlı çevresiyle alışveriş içindedir. Yani çevresine bir şey verir, çevresi de ona yaşayacağı suyu, havayı, gıdayı, neyse, vitamini, toprağı verir. Şimdi kurumlaşma, çevre ilişkilerini tanzimle de ilgilidir. Bak şimdi bu hazır şey oldu.
enteresan bir şekilde tam da denk geldi. Kurumlaşma kuralları, Nejat Eczacıbaşı. Diyor ki birinci kural, sosyal yaşamdan da sorumlu olmak diyor. Mesela Nejat Bey böyle okumuş. Nejat Bey önemli bir adam, müteşebbis. Okumuş işte. Yani dünya çapında diploması olan bir adam. Özel kurumların yasalarını başlangıç dönemlerinde genellikle kurucuları saptar. Kurum yasaları kurucuların tutumundan belli olur. Bazen yazıyla saptanır. Kurucunun saptırdığı kurallar kişilerin eğilimlerine göre beğenilir ya da beğenilmez. Kurallar iyidir ya da kötüdür. Bu durum ancak bir bütün içinde değerlendirilir. Ama diyor ki, bir sanayi kurumu toplumun ekonomik alanında çalışan, ülkenin ekonomik ve toplumsal gelişmesine katkısı bulunan, yani katkısı bulunması gerekendir. Demek ki kurumun dışa bakan tarafında toplumun sorumlu bir ferdi olmak var. İçe bakan tarafında da çalışanların bir organizasyon içinde birlikte hareket etmeleri ve o sonuca doğru gitmeleri. Bu iki şeyi neyi temin ediyor? Devamlılığı temin ediyor. Hem çevreyle alışverişin tamam. Çünkü bir kurum, firma, kurum. Zaten biz firmaların kurumlaşmasından bahsediyoruz. Çevresine, iktisadi ve sosyal çevresine yarar sağlamıyorsa çevre onu yok ediyor, batıyor. Ya rekabet geliyor onu yok ediyor ya da zarar ediyor zaten. Kaynakları kuruyor ve batıyor. Yani kurumun kendisi yaşamıyor. İçi istediği kadar kurumsal. Çok organizasyonel olsun. Çok evet. Yani, demek ki kurumlaşırken de nihai gaye kurumun sosyal ve ekonomik çevrede, işte ekosistem gibi laflar var ya, onun içinde varlığını sürdürecek fonksiyona kavuşmasını sağlamak. Yani rekabetçi olması mı? Rekabetçi olması, yenilikçi olması, ağırlığı fazla olmayan ama değeri yüksek olan ürünler yaratması. Yani kullanıcısına ilave fayda ve tatmin sağlayacak. Yani teknolojik gelişme. Yük de hafif, paha da ağır. Aynen öyle, bravo. Çünkü zaten yük maliyet demektir. Bir şey ağır açtıkça maliyet artar. Taşıma maliyeti. Üretim maliyeti de artar. Ham madde maliyeti artar. Tamam. İşleme maliyeti artar. Ancak onu gerekçe, yani justify edecek bir ekstra bir vasfın varsa o ağırlığı dayanabilirsin. Yoksa aynı işi yapan iki cihazdan ağır olanı pahalıdır. Onun kârı az olur, hatta zarar edersin. Onun için birinci amaç kurumsallaşmada kurumun devamını sağlamak. Yani sosyoekonomik çevreye katkı vermek. Nejat Bey de öyle söylüyor. Burada ikinci kural da diyor ki yetenek ve başarıya değer ver diyor. Yani içerideki insanlar. Ve de yapıcı kişilere ortam oluşturmak diyor. Aslında 2 ile 3 birbirine çok yakın tamamlıyor. Neticede birinci adım eğer organizasyon ise ikinci adım ayrılmaz ama kadrolaşmaktır. Stalin ne demiş? Kadro her şeye tayin eder demiş. Kadron kadar konuş. Tamam. İyi adam toplayacaksın. İşte bu konuda yine Vehbi Koç'a geri döneceğim. Vehbi Bey'in en büyük özelliği hep kendisinden daha zeki insanlarla çalışmak istemiştir. Çünkü aynen şey gibi, sıcak su, ılık su. Karıştırırsan ne olur? Sıcak soğur, ılık ısınır. Sen senden zeki, bilgili insanlarla beraber olursan ne olursun? Senin zekan ve bilgin artar. Ama onların yanında ezilir mi? Amacın ne? Daha bilgili olmak mı? Daha başarılı olmak mı? O zaman senden iyi insanların, tart bakalım, tahsiliyle, tecrübesiyle, onların yanına git. Hiç de bundan komplekslenme. Zaten bir adam yanına ne kadar güçlü adam topluyorsa o kadar güçlüdür. Çünkü ben zaten mesela diyelim ki 70 seviyesinde bir adamım. Bana katkısı yapacak adam 75, 80, 90 olması lazım. Ama ben zaten 30 seviyesinde adamsam 35 bile bana katkı yapabilir. Ama hala
aşağıdayız. Yani adamlar kurumsallaşmaya yenilmesinler. Tamam da güzel de, değil mi? Çok yetenekli kişileri aldın ama kurumsallaşma gereği adam ne sesini çıkarabiliyor, ne yeni fikir ortaya koyuyor. Ya kurumsallaşma, bürokrasiye takılıyor. Şimdi mesela burada diyor ki Necat Bey, kurumsallaşma açısından ikinci ve çok önemli taşıyan konu yeteneğe ve başarıya değer vermek ve nepotizmden kaçınmak olacaktır. Nepotizm eş dost kollama demek. Demek ki böyle bir şey görmüş ki bunu da tırnak içine almış. Biliyorsun bunlar beş kardeş miydiler neydiler? Yani Eczacıbaşı ailesi. Ve Necat Bey kardeşlerine fazla rol vermemekle tenkit edilirdi. Herkes derdi ki bu çok diktatör bu Necat Bey. Bence burada biraz ona cevap veriyor. Ben kardeşlerimi çok kollamamış olabilirim. Çünkü onların bu kuruma katkısını o kadar görmüyordum. Belki böyle bir kendiyle hesaplaşıyor. Ben yani Necat Bey'in kendisini de tanıdığım için söylüyorum. Ve onun eleştirilen şeylerinden bir tanesi de buydu. Yani beş kardeş bunlar ama Necat Bey adeta sanki onlardan farklı bir insan gibiydi. Türkiye'de bu kurumlaşma, kurumsallaşmada biz neredeyiz hocam sizce? Şimdi bir defa Türklerin en büyük başarısı devlet kurmaktır biliyorsun. En büyük kurum değil mi? En büyük kurum devlettir. Kurucu yani Osmanlı Devleti'ni kuran Osman Öleli çok olmuş. Gerçi hanedan devam etmiş bilmem ama bu sırf hanedan konusu değil tabii. Onun maliyesi var, askeriyesi var, mülkiyesi var falan filan. Yani hani kurmuşuz, batırmışız falan filan ama netice itibariyle 3000 sene önce acaba Norveç diye bir devlet var mıydı bilmiyorum. Yani Vikingler bilmem ne bir şeyler ama. Ama Türkler değil mi aşağı yukarı 6. asırdan beri hep böyle bir devlet, yani demek ki bir 1400 senedir belki daha fazladır. Bir hep böyle bir devletleşebilmişler. Yani böyle bir becerimiz var. Kurumlaşma açısından çok parlak bir yerde olduğumuzu söyleyemeyeceğim. Kurumlaşmanın özellikle ticari firmalardaki şartlarından bir tanesi de halka açılmaktır. Yani iki tane şey söyleyelim. Bir tanesi yabancılarla işbirliği, ikincisi halka açılma. Hem yabancılarla işbirliği, yani kurum yabancılarla, ona göre tabii yazılı kültürle geçiyor işte. Devamlı raporlama, bilmem ne, denetim falan filan. Yani böyle işleri yapamıyorsun. Halka açılma da biraz disiplin getiriyor tabii. İşte onlara da bağımsız üyeler geliyor. Çok bir şey yaramıyor bilmiyorum ama. Yani kurumlaşmak isteyenler o zaman özet olarak diyelim ki yabancılarla çalışmayı öğren ve halka açıl. Yani tabii başta söylediklerimiz var. Organize ol, tamam mı? Kadrolaş, kendinden daha iyi adamları topla. Çevreyle, sosyal çevreyle. Çevre, iktisadi ve sosyal çevrene katkıda bulun. Seni çevre istesin, gel bize desin, seni korusun. Çünkü sen meyve veren ağaçsın. Seni taşlayabilirler ama kökünden kezmezler. Ama çalı çırpıysan alıp yakarlar adamı. Peki sizin az önce masada otururken Coca-Cola'yla da bir orada Berat evet. gibi bir şeyiniz var. Onlarla da Anadolu grubundayken de. Evet Anadolu grubundayken. Anadolu grubu zaten böyle bir arayışa girmişti. Da Çetin vardı eski TRT'ci. Şimdi soyadını birden hatırlayamadım. O sonunda kompoze etti. Dünyayı Anadolu'yu Anadolu'ya, Anadolu'yu dünyaya bağlayan firma olmak diye bir misyon tanımı yapıldı. Yani biz neyiz? Bu evren içindeki rolümüz ne? Dünyayı Anadolu'ya, Anadolu'yu dünyaya bağlamak ve bunun yıldızı olmak. Böyle bir şey. Bu kurumlaşmadaki bir amacı ifade ediyordu. Bir motto var. Evet. Bu güzel bir şeydi. Bunu Anadolu grubu bu fikre de sadık kaldı. Çok yabancı işbirliği yapar ve değer verir onlara ve onları sürdürür. Coca-Cola da onlardan galiba. Coca-Cola. Şimdi Coca-Cola zaten kendisi dünyanın her yerinde vardır.
Ama hep ortaklarıyla vardır. Nadiren %100 bulunur. Coca-Cola çok arasının gözü bir şirkettir, onu söyleyeyim. Bir defa ortak olduğu şirkete bile lisans verir süreli. Yani ortağımdır, ben bu işi parasız yaparım diyemezsin. Hem verdiği özütten para alır, hem de lisans bilmem ne şimdi. Ama onlar bunu o şekilde yapmışlar ki, düşün ki. Bundan daha basit, yani. Hani bir şey var ya, boyalı gazoz abi bu alt tarafı yani. Yok meyan kökü bilmem ne falan diyor ama neyse işte. Dünya Coca-Cola içiyor, tamam mı? Peki. Son soru, kurumsallaşmayı anlattık işte bu kadar uzun. Şöyle olmalı, böyle olmalı. Kurumsallaşma da. Kurumsallaşmayı abartırsak. Ne olur? Ne olur? Bizim Ulaş Bıçakçı diye bir arkadaşımız vardı. Onun tabiriyle abi kurum bağlama derdi. Bacalar tıkanır. Yani öyle çok kurumsallaşırsan bacaları tıkarsın. Kurumsallaşma ama kurum bağlama. Tamam mı? Peki. Çok teşekkürler hocam. Hadi bakalım. Ağzınıza sağlık. İyi günler. Yatırım finansman.